Tamam oldu, buyur. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederim. Ben anladım biz niye buradayız. Niyeymiş? Bize için değil mi o fotoğraf? İtalya. Nasıl? Fotoğrafçı mı söyledi? Hayır. Boy mu şimdi bu adam ha? Bir saat az olur abi. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Sağ ol. Eline dinle sağlık. Bir şey demedi o. Bir saat sonra geleceğim. Ben sizi yalnız bırakayım. Teşekkür ederiz. Aç hadi. Yok, sen aç. Emin misin? Hı hı. Ne onlar? Hisse senedi yoksa tapu mu o? Belge sana getir. Ya Allah'ım, madem bize bir faydası yoktu, ne diye bu kasa karşımıza çıktı? Ben bunları söyleyeyim de kaldım. Çabuk ver onu. Anne. Ver onu. Ver diyorum. Anne, o kız babamın sevgilisi değil. Peki, nesi? Peki, iyi de nesi? Hiçbir şey anne. Hiçbir şey. Bugün geç kaldım. Size gittim. Herkes perişan. Artık teselliyle hatlar birbirine karışıyor. Herkesin pişmanlığı da ayrı. Baban keşke kızıma biraz daha pip koklasaydım diyor. Hatice akşam seninle takışmış biraz. Keşke barışsaydım diyor. Ben de pişmanım. Keşke o akşam seni bırakmasaydım, yanında kalsaydım. Hani en son bana gittiğimde keşke gitmesen yanımda kalsaydın demiştin ya. Keşke gitmeseydim. Belki o zaman her şey başka türlü olurdu. Yeni odam burası. Tuvalet de orada. Hiç bağırma demeyeceğim. İstediğin kadar bağır. Bırakın beni. Ne olur. Ne olur bırakın beni. Ne olur bırakın beni. (Gülüyor)
Mert yeter artık. 10.000 kere aramışsın ya, manyak mısın sen? Babam öldü benim, babam. Ben New York'a gidiyorum, okumak için. Ve eğer bir daha beni ararsan, beni bir daha rahatsız edersen, sana yemin ediyorum babanı arayıp yaptığın her şeyi anlatacağım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Mert Bey, uyandınız mı? Gel kaptan, gel. Geldik İstanbul'a, babanız da sahilde. Şahane. Sen niye burada bekliyorsun? Bizi kim fark edecek amca, sorun olmaz. Git arabada bekle. Vay aslan oğlum benim, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Nasıl gitti bakalım? İyi baba ya, takıldım geldim işte, kafamı dağıttım. Güzel, biraz da derslere takılma zamanı geldi. Bak gittim, kafanı dağıttın geldin. Çok güzel. Baba bir şey söyleyeceğim sana. Söyle oğlum. Ben bir New York'a kaçayım diyorum. Sebep? Hiç. Ya bak, olmadı. Şimdi seninle ne anlaştık? Önce tatil, sonra sınavlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben uydum mu? Uydum. Şimdi sıra sende, değil mi? Tamam baba. Heh, tamam. Hadi. Akşama yemekte görüşürüz, tamam mı? Hadi bakalım. Dediğim işten gözünü ayırma kâfi. Ne oldu? Kız yeni yuvasına gitti mi? Gitti. Kolye de Elif'e gitti. Ama hiçbir şey çıkmayacak. Elif hiçbir şey bulamaz. Ahmet elmasları çoktan üfürdü. Derdim 3-5 elmas değil Metin. Anlamadın mı? Ne yaptın ya? Koçum renkli çıkartmayacaktın o zaman. Koçum derken? Sen de söyleseydin bize siyah beyaz çıkartırdık. Gitti maaşın yarısı. Deliş'in inmesine az kaldı.
İnşallah akıl eder de iner inmez arar. Cebinin kaybolması kötü oldu. Ara ki bulasın hanımefendiyi. Nilüfer mi? Roma'dan arıyorlar anne. İşle ilgili. Ben hemen dönüyorum. Efendim. Alo. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Dediğin yere gittin mi? Gittim. Bir dakika. Dinliyorum. Buldun mu elmasları? Yok. Yok, aradım. Hiçbir yerde yok. Ay pardon. Kim var yanında? Kim var yanında? Kimse değil, tanımıyorum. Elif, birine söylemedin değil mi? Yemin ederim kimseye hiçbir şey söylemedim. Anlaşmamızı unutmadın değil mi? Birine söylemedin değil mi? Ha, gerçekten kimseye söylemedim. Peki, o sevgilin ne? Söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Zaten ayrıldık biz. Aferin. Zaten birine söylersen Nilüfer ölür. Ne olur Nilüfer'e bir şey yapmayın. Lütfen. Lütfen. Bakın, elmasları bulamasam da ben parayı bulup size borcunuzu ödeyeceğim. Söz veriyorum. Lütfen Nilüfer'e dokunmayın. Alo? Alo? Orada mısınız? Alo? Elif. Buradayım efendim, efendim dinliyorum. Bu akşam 8'de Arnavutköy sahile gel. Tamam. Tamam, saat 8'de. Bekletme, giderim. Talat Bey, Elif nereye kayboldu acaba? Geliyoruz Yerin Hanım. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim gel Metin, gel. Amca kolay gelsin. Fevkalade gidiyorduk ama neşter kaydı, midesi delindi. Açmış. Boştu çünkü midesi. Düşün, mide ne muazzam bir organ ki jileti bile eritebiliyor. Ama kendi kendini eritemiyor. Çok muazzam, çok. Elif tam kıvamına geldi. Ağlayıp duruyor elmasları bulamıyorum diye. Ağlatmayalım o zaman. Yeni görevini verelim gitsin. Senin yüzünü kara çıkarmayacak inşallah. Ademoğlu can havliyle her şeyi yapar Metin. Ben çaresizlikten kendi pisliğini yiyen insanları gördüm. Cansın'cığım bütün aile perişan oldu. Ne olur bir an önce yazarsın değil mi Ahmet Bey'in şu kızla ilişkisinin olmadığını? Özellikle de belirtirsen altına dediğim şeyi. Tamam, merak etme sen. Yıllık baskıya yetiştiriyoruz. Haberi de bir tek sana verdim ha. Süper. Ben kaçıyorum. Tamam canım. Dur unutmadan.
bir hediye benden. Eskiden daha cömerttiniz. Hayatım, şirketin hali malum biliyorsun. Ama ben senin kredine yardım ederim daha sonra, merak etme. Görüşürüz. Afiyet olsun. İnsan kendi evladını nasıl öldürür ya? Ya öldürmesi neyse, bir de sabah programlarına çıkıp evladım bulunca salya sümük ağlamış ya. Ömer arıyor. Efendim Ömer. Ne haber? İyi, ne olsun? Biz de şimdi çıktık. Dağılıyorduk. Bir buluşalım mı? Olur. Evde olsa olur mu? Benim birkaç gündür yalnız, maması da bitmişti. Çocuğun sanki. Tamam tamam. Sorun değil. Akşam görüşürüz. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hayırdır? Dışlandın mı? Yoo. Eve gitmem gerek dedin. Çiğdem yemek yapmış bekliyor dedin. Ben de bir şey demedim. Gel istiyorsan tabii. Manyak mısın oğlum? Ömer bir şey demedi yani. Of Arda. Ya ne bileyim, bozulmuştur belki bana. Yok öyle bir şey. Hadi bin. Oğlum binsene. Hadi. Allah Allah. Amir, bu gizli buluşmaları duyarsa canımızı okuyacak biliyorsun değil mi? İstersen inse. Ya onu mu dedim? Ayrıca duyarsa duysun. Ömer benim devrem. Biz Van'da canımızı birbirimize emanet ettik be. Tamam, eyvallah hadi. Aynayı aç. Ne dersiniz? Zerrin Hanım, sizinle bir şey konuşmam gerek. Sonra konuşsak Talat. Bugün istifamı verdim ben Zerrin Hanım. Malum bu ay ödeme alamadım. İş bakıyordum, buldum. Kararına tabii ki saygımız sonsuz. Her şey için sağ ol. Hakkımız helal olsun. Yeni bebeğimiz oldu biliyorsunuz. Başka zaman olaydı direnirdim. Mühim değil, iş bu. Hayat. Her şey gelir insanın başına. Şansın bol olsun. Sağ olun Zeynep. Kendinize iyi bakın Talat Bey. Her şey için çok teşekkürler. Teşekkürler Elif Hanım. Ev geçindiriyor. Anneciğim, bu kötü günler geçecek biliyorsun değil mi? Biliyorum Signorina. Sana bir şey söyleyeceğim. Herkes gider belki ama Bahar kalır. Sadece senin çocukluk arkadaşın olduğundan değil. Üstünde çok emeğimiz var. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün hiç bitmeyecek sandım. Patron tepemizden ayrılmadı ki. Benim bebeğim ne yapıyormuş? İyi. Vallahi ben hiç iyiyim diyemeyeceğim. Yeni bir kampanya başlatıyorlar. Sabahtan akşama kadar ofisteyim ya. Levent. Levent, ben senin işten ayrıldığını biliyorum. Evine gittim, boşaltmışsın. Bahar, sana söyleyecektim.
beni terk edersin diye korktum. İşsiz, güçsüz, parasız bir adamı istemezsin diye. Sevgilim. Bak biz daha çok kısa zamandır beraberiz biliyorum. Ama bunun zamanla bir alakası yok ki. Hey, bana bak. Ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Çok aşığım. Ne olursa olsun bunu hiçbir şey değiştiremez. Bebeğim. Ben de sana çok aşığım. Dur bekle bir saniye. O ne? Aç bakalım. İşine yarayacak bir şey. Borç mu aldın? Hayır. Şirketten borç falan almadım. Benim onlardan daha çok alacağım var. Böyle parça parça alıyorum, merak etme. Hadi koy Allah aşkına. Sağ ol. Sana söz veriyorum, ev bulacağım. Bir aydan beri evine çöreklendim zaten. Aşkım o ne biçim laf ya? Hem sen benden sıkılmadığın sürece benim için hoş valla. Çözebildin mi şu kankanın olayını? Hı? Yok. Bence Elif bir şeyler öğrendi. En azından babasının arabasındaki kızla ilgili bir bağlantı kurdu çünkü kızın evine gitti. Ama her şeyi polisten saklıyor tabii. Haliyle bizden de saklıyor. Babasının gizli bir kasası mı ne varmış? Şuna bak, biz bunlara battı diyoruz. Hala öyle şov olsun diye kız kardeşinin biletini bana aldırmalar falan. Bence hala paraları var. Ama neyse ne, bizi ilgilendirmez. Ne demek bizi ilgilendirmez ya? Beni gayet ilgilendiriyor. Ben senelerdir bunların ağız kokusunu çekerek yaşadım biliyor musun sen? Besbelli. Yakında atarlar beni ensemden tutup kedi yavrusu gibi sokağa. Ama öyle yok. Ben öyle dımdızlak kalmam. Hakkımı alırım. Öyle giderim. Kelepçe gel oğlum. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Gel bakayım anne, gel bakayım. Acıktın mı sen ha? Hı? Siz geçin beyler, kusura bakmayın. Biraz dağınık ama ev. Ben şimdi güzel bir çay demleyeyim. Otur, otur. Ya al şunu ya. Kelepçe gel oğlum, gel, gel. Abi, Elif'i takip etmiştin. O ne oldu? Elif Sibel'in evine gitti. Nasıl ya? Bayağı kendini Sibel'in okuldan arkadaşı İmge'ye tanıştırmış. Ben de kapıda bekledim. Sonra elinde bir kutuyla çıktı, böyle gizli bölmesi olan bir kutu. Babası yapıyormuş. Oradan tanımış, sonra da aşırmış tabii. Yani? Yani şu, ben bunların arabasını kontrol etmiştim ya. Ben bunların arabasına baktığımda sahte bir elmas buldum. Aynısından Sibel'in odasında da buldum, saklamış sahte. Şimdi ya ikisi de Sibel'deydi, arabada düşürdü. Ya da diğeri Ahmet'teydi. Bu kısmı hala muamma. Ama aralarında bir bağ olduğundan eminiz. Kutu sayesinde.
Merhaba. Buyurun, yürüyelim biraz. Madem elmaslar yok, seninle yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalacağız. Takdir edersin ki karşılığını almadan kardeşini sana teslim etmemiz mümkün değil. Ne istiyorsun benden? Kara para aklamanı. Nasıl yani? Kuryelik gibi düşün. Ne taşıyacağım? Çok kolay. Biz sana öğreteceğiz. Tek yapman gereken her zamanki gibi benim sözümden çıkmamak. Yürü. Zaten senin için çocuk oyuncağı. Yanına bir miktar para alıp Roma'ya gideceksin. Ne de olsa ikinci vatanı sayılır. Sonra o parayı kendi şirketin hesabından bize yatıracaksın. İşte bu kadar basit. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yıllardır böyle milyarlar yıkadık babamla birlikte. Hiç zorlanmadık şimdiye kadar. Babam sizinle bu işleri mi yapıyordu? Rahmetliyle ortaktık. Yürü. Durmak yok. Güzel. Sessiz kaldığına göre teklifime evet diyorsun. Yapamam. Bu yasa dışı ben hayatımda hiç suç işlemedim. Sen bilirsin. Sana daha fazla zaman ayıramam. Nilüfer ne olacak? Nilüfer'i gönderecek misin bana? Nilüfer ne olacak? Nilüfer ne olacak? Nilüfer ne olacak? Nilüfer! Nilüfer ne olacak? Siz hayvansınız. Nasıl yaparsınız? Nasıl yaparsınız? Sesini kesmezsen daha beterini yaparım. Keserim gırtlağını. Tamam, sustum. Ver şöyle. Yola gel bakalım. Söz ne isterseniz yapacağım. Ama sakın bir daha dedim bana dokunmayın. Tamam. Perşembe sabahı saat tam 10'da Atatürk Havalimanı'nda ol. Dış hatlarda. Talimatlarımızı bekle. Tamam. Saat tam 10'da orada olacağım. Nilüfer dokunmayın lütfen. Yapamayacak. Polise bile gidebilir. Kardeşi için gitmedi. Bu sefer de gitmez.
Nereden anlayacağız bunu amca? Çok tehlikeli değil mi? Bana bırak. Bakalım Elif'in ağzı gevşek mi değil mi? Şimdi ben bir toparlayayım. Eksiğim varsa siz tamamlayın. Ahmet ile Sibel Alva yolunda ölü bulundu. Araç içinde bir sahte elmas, aynı kalibrede bir sahte elmas da Sibel'in evinden çıktı. Ahmet'in kızı Elif, elmas uzmanı. Babasının borcunu ödemek için çalınan elmasları bulmak istiyor. İhtimal elmas yüzünden öldürüldüler. Şimdi de alacaklı taraf ya da taraflar maktulün kızını tehdit etmek suretiyle elmasları istiyor. Doğru muyum? Harika. 10 numara 5 yıldız özet. Ha ben şeyi anlamadım. Yani kimse kimseye 2 tane elmas için vurmaz. Gerçek olsalar neyse. Bir dakika. Biz niye hep katille alacaklı ayrı kişilermiş gibi düşünüyoruz ki? Belki de katil şu anda Elif'in peşinde. Tak öldürdü. Elmasları çaldı. Sonra baktı elmaslar sahte. Şimdi de Elif'i tehdit ediyor. Asıllarını istiyor. Belki de seni de öldürürüm diyor. Tabii ya. Bu yüzden bu kadar korkuyor. Ben anlamadım abi. Sen gidip bir yüzünü yıkasana ya. Ya ne alakası var? Daha delil olduğunu yeni öğreniyorum. Ben onu azmedemedim henüz. Nasıl? Ne demek istiyorsun abi? Ne demek istediğim gayet açık değil mi abiciğim? Sen niye delil bulduğunu bize söylemiyorsun? Ya al şunu da şuradan ya. Tamam. Gel. Gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin Tayyar. Hoş bulduk. Müsaitsen biraz vaktini alacağım. Tabii, zevkle. Ne ikram edeyim sana Tayyar? Teşekkür ederim. Bir şey içmeyeceğim. Zerrin, sana bazı haberlerim var Nilüfer'le ilgili. Fırsatın olmadı, emniyete güvenemedin, amirden çekindin, geç abi. Bize niye söylemedin, bize? Ne diyorsun oğlum? Ben bir şey saklayacak olsam sabahtan bile burada neyi anlatıp neyi gösteriyorum? Ya Ömer, bak canımsın, ciğerimsin, kardeşimsin ama yanlış yoldasın. Arkadaşsak ben ne düşünüyorsam senin yüzüne söylemem lazım, değil mi? Değil mi? Senin teorini dinledik. Güzel, olabilir. Ben sana başka bir senaryo yazayım abicim. Ama bir an maktulün adının Sibel olduğunu unutalım. Emniyete giren herhangi bir dosyadan bahsediyorum sana, tamam mı? Yaz abi, tamam dinliyorum, rahat ol. Ahmet kızı gördü. Her nerede gördüyse artık beğendi. Kıza hediyeler falan o dediğin kutuyla elmaslar melmaslar yolladı. Kız da buna karşılık verdi. Ama akıllı kız tabii. Baktı elmaslar sahte, aldı elması da yanına hesap sormak için o gece buluştular. Allah ya! Yani nişanlanacak bir kız. Olgun sevgilisiyle buluşmaya gitti. Senin aklın kafan bunu mu söylüyor? Sus mu diyorsun abi? Anlat abi, dinliyorum. Tamam, devam et abi. Neyse buluştular. O kayıp dediğin zaman var ya, sohbet, muhabbet. Yok ama artık yeter. Ya tamam, bitiriyorum. Ahmet'in alacaklısı geldi. Sibel de orada. Ahmet'i vurdu. Sibel de gitti mi kardeşim bok yoluna? Allah Allah! Ya sen gerçekten buna inanıyor musun? Ya niye olmasın abi, niye olmasın ya? Olayın öyle çok farklı, garip bir boyutu yok. Çok basit. Sen gidiyorsun bir de kızı işkillendiriyorsun sahte elmas falan diye. Kız da bir umut gidiyor babasının metresinin evine. Doğru konuş lan! Sen bu dosyalar elini çekmediğin sürece
Bu dosya çözülmez abicim. Çözülmez. Senden böyle düşünüyorsun. Ben şu an ne düşüneceğimi bilemiyorum. İnan aklım çok karıştı. Ama şu konuda sana katılıyorum ki Elif bir anahtar olabilir. İçimden bir ses aradığım cevap o kızda diyor. O yüzden peşini bırakmayacağım. Sen merak etme. Ben de kızı gözlem altına alırım. Sağ ol. Hangi evde? Sibel'le tutacağımız ev. Yandan ikinci ev. Tutuldu mu? Çocuklu bir aile. İnşallah mutlu huzurlu olurlar. Rahatsız ettim. Pardon. Önemli değil. Zerrin'in derhal sizi bekliyor efendim. Aşağıda salondalar. Geliyorum. Hoş geldin. Aşk olsun Elif. Sen ne zamandan beri bana yalan söyler oldun? Ne oldu anneciğim? Ben sana güvendim. Teslim oldum Nilüfer için. Neden bahsediyorsun sen anne, anlamadım ben. Senin işgüzarlığını diyorum. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Annenizin ben sizin. Benden nasıl saklarsın? Neden benim haberim yok? Anneciğim ben sana aslında söyleyecektim ama... Tayyar amcanız fedakarlık yapmış, her şeyi ayarlamış. O olmasa sıkıntıya düşecekmişiz. Gitmiş Tayyar'ın oteline yerleşmiş. Hem de kral suitine. İzin verseydiniz bir teşekkür etseydim. Hayır, o kadar da sordum. Bu kız New York'ta nasıl geçinecek diye. Hallettik anne, hallettik. Siz değil... Tayyar halletmiş. Tamam Zerrinci, büyütme sen de. Olur böyle arada tatsızlıklar. Hayır, bir de telefonunu kaybetmiş küçük hanım. Sen olmasan sağ salim vardığından haberimiz bile olmayacak. Onlar bana Ahmet'in emanetleri. Tabii ki elim her daim üzerlerinde olacak. Neyse, geç oldu, ben kalkayım artık. Sağ ol her şey için. Biraz daha toparlayalım. Pınar'la seni yemeğe davet etmek istiyorum. Dostları çevremizde görmek bana çok iyi geliyor. Acımı hafifletiyor. Ne zaman istersen çağır. İşi gücü bırakıp gelirim. Sağ ol. Seni geçireyim. Zahmet etme. Ben seni geçireyim o zaman Tayyar amca. İyi, peki, peki. Peki. Neler oluyor Elif? Nilüfer otele gitmemiş. Oysa şimdiye kadar çoktan şehre inmesi gerekiyordu ya. Şimdi ben de annene bunu söylemeye geldim ama baktım ki annenin otel meselesinden hiç haberi yok. Zaten kadın sarsıldı. Ben de bir şey söyleyemedim tabii. Kızım neler oluyor? Nilüfer nerede? Bir sıkıntı mı var Elif?
Tahir amca. Nilüfer otele gidemedi. Çünkü...